Daha önce tanıyor muydunuz? Türk diplomatları yani. Görüştünüz mü? Çantada isimleri var. Kim olduklarını biliyorum. Birisi başkonsolos, diğeri de konsolos. Onları niçin öldürdünüz? Çocuklarınız için. Sahip olduğumuz Amerika'dan daha iyi bir Amerika bırakmak için. Ailemden. Altı kişiyi öldürdüler. Erkek kardeşimin boğazının kesildiğini gördüm. Kardeşime söz verdim. Bu iki kişi mi öldürdüler? Hayır. Türkler. Bu iki kişiyi mesaj vermek için mi öldürdün? Öldürmek yok. Ben sadece iki kötülüğü yok ettim. Amerikan Başkanı Wilson bile söyledi. Ama öldürdünüz. Öldürmek için ateş ettiniz. Tam karşılarından ateş ettim ikisine de. 8. 9 kez. İkinci silahı neden aldın? Öteki eskiydi. Belki tutukluk yapar diye düşündüm. Bunu yapacağını kimseye söyledin mi? Hiç kimseye söylemedim. Onlarla görüştüm. Tek bildiğim Türk hükümetinin temsilcileri oldukları. Düşündüm ki çıkardığım gürültü bütün dünya tarafından duyulacak. Bu yüzden de öldüklerinden emin olmak istedim. Onları öldürdüm. Sonra santrali aradım. Ve polisi çağırdım. Yürgen. Sadede gelin. Bu iki insan niçin öldürüldü? Masaka! 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 Siz bu kelimenin anlamını mı bilmiyorsunuz? 50 yıl önce sadece Ermenileri değil... ...kardeşim istedi. Ben gittim. Katilin bu sorguda soykırım tabirini... kullanmadığını görüyoruz. 1915 olaylarını o dönemde Ermeni diasporası ya da Ermeni lobileri bile soykırım olarak adlandırmıyordu. Burada öfkeli bir şekilde masaka masaka diye bağırırken kastettiği şey işte İngilizce bir kelimenin biraz bozulmuş haliyle katliam demek. Daha önce birilerini öldürdün mü? Öldürmek yok. Ben her şeyi demokratik yollarla çözmek isteyen birisiyim. Hayat felsefem bu. Nerede çalışıyorsunuz efendim? Ben yazarım. Demek bir yazarsın. Evet. Yanıkkan'ın en büyük meraklarından biri büyük bir entelektüel tavrı takınmaktır. Her gittiği yerde dünya olaylarıyla ilgili, felsefi olaylarla ilgili, dini konularda büyük laflar eder. Bu arada bazı kitaplar da yazar. Fakat bu kitapların satış şansı olmadığını gören yayın evleri onu reddederler. Kendi parasıyla, cebinden parasıyla bu kitapları bastırır. Birilerine gönderir. Başta Amerika Başkanı olmak üzere. Dünyanın başka ülkelerine, dünyanın başka ülkelerindeki önemli gazetelere, önemli entelektüellere gönderir. Fakat hiçbir zaman tam beklediği ilgiyi göremez. Daha doğrusu hemen hemen hiç ilgi göremez. Sevgili yurttaşlarım, son 50 yıldır her Ermeninin zihnini ve ruhunu rahatsız eden bir konu var. Türkiye'nin sözde hükümeti bizim yaklaşık 2 milyon yurttaşımızı yok etti. Topraklarımızı işgal etti ve 6 milyar dolar değerindeki mallarımıza el koydu. Türkiye bunu bazı hükümetlerin
ona yaptığı yardımlar sayesinde başardı. Diğer hükümetler hep sabırlı olun, sabırlı olun dediler ve bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Birçok millet için adalet ve dürüstlük anlamsız kelimeler. Birçok ülke tarafından ve birçok başkanın nutuklarında Türk hükümetine normal bir ülke gözüyle bakılıyor. Türkiye aslında normal bir hükümet maskesi takıyor ama maskenin altında canilerden oluşuyor. Dökülen kan unutulmayacaktır.